İşte yüzsüzlüğüm bu kadarı fazla. Sevgili Murat dedi ki abi sen saat 11 gibi gel dedi. Demek ki kahvaltıyı bensiz yapacaklardı. Normalde açılışı farklı şekilde düşünmüştüm. Zaten hiçbir dediğim benim düşündüklerim olmuyor. Geldim ki mükemmel bir kahvaltı. Yani ekmeğin arası bayağı zengin, kavurma da var içinde. Adam zengin. Programı açmadan ilk açılışı böyle düşündüm. Çünkü iki tane kıymetli kardeşim burada misafir. Öncelikli olarak sizi bir tanımak istedim. Ben Muhammed Atlas. Promosyon sektöründe aktif olarak çalışmaktayız. Murat Usta'ya referansla geldik. Arkadaş da geldi referans aynı şekilde. Memnunuz. Gayet güzel bir ortam. Aile ortamı. Nereliyiz? Ben Malatyalıyım. Aslında normalde Samsun'la Malatya aynı. Yani Samsunluyum da diyebiliyorsun galiba. Samsunlu olurum ya. Sıkıntı yok. Oluyor. Bekarım, taleplerimi bekliyorum. Beni de öyle güzel keklediler ki Samsunlu deyince dedim Samsunlu'yu andırıyor. Samsunlu'ya benziyorsun dedim. Sağ ol ya, teşekkür ederim. Seni de tanıyorum. İkinci hatunu mu Samsun'la alacak abi? Daha evlenmedi, o bekar. Ben Sivaslı aldım ama hiç Sivaslı'ya benzemiyorum. Ben Diyarbakır, Urfa, Mardin o taraflara benziyorum. Seni de tanıyalım abi. Ben Muhammed Taş'tan Duru Çanta firmasında çalışıyorum. Biz de iki tane aracımızı getirdik. Murat Usta'ya referansla geldik. Kendi sektörümüzdeki değerli dostumuz HES Bayrak'tan Emre Bey verdi referansı. Geldik, kahvaltımızı ediyoruz, çayımızı içtik. Birazdan da ödemeden kaçacağız. Yani zaten biraz espriyle geldim. Dedi ki abi bir dur, ne yapıyorsun, hesap ödeyeceğiz dedi. Hesaptan sonra yani takılırsın. Murat'ım, program açacağız ama bu hani benim yeni oluşturduğum, yeni düşündüğüm bir program konsepti. Yani iş dünyası. İş dünyasıyla alakalı gelmişim ama sıra dışı biliyorsun. Ben de normal senin piknik programlarında da böyle sıra dışı olurdu. Hatta Trabzon Dernekler Federasyonu eski genel sekreteri İbrahim Akın, hele çocuk tut şu mikrofonu derim. Ve her gördüğünde der ki, Ahmet abi söyleyeceğin kelimeyi biliyorum. Hele çocuk tut şu mikrofonu. Benim söyleyeceğim biliyor musun peki? Abi öncelikle hoş geldin. Misafirlerimle beraber onlar da hoş geldiler. Sağ olsunlar benden önce geldiler dükkana. Benden önce bekliyorlardı. Tabii ki biz Ahmet abiyle dernekçilikle tanıştık ama sadece dernekçilikle iş olmuyor. Dernekleri yapan maddi finansman kaynağını sağlayan tabii ki iş yerleri, esnaflarımız bizim. Bugün de bir farklı bir konseptle yaptığımız işi çekeceğiz beraber seninle inşallah. Biz de buralarda çalışıp ondan sonra derneklerde trip programların, piknik programları, iftar programların, yardım programlarının gerçek sermayeleri buralardan çıkıyor. Tabii benim gibi Samsun'la dikli olup da, Samsun özellikle Salurlu olup da birçok esnafımız var. Bugün de beraber çekim yapacağız inşallah. Ekmeğimizi nasıl kazandığımızla ilgili. Tabii Samsun'da olmak bir ayrıcalık olduğu kadar 750 kilometre uzaklıkta gelip ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz burada. Aile şirketi gibiyiz. Hep kendi kuzenlerimizle beraber çalışıyoruz. Murat'cığım özür dilerim. Sesim duymayacak ama sen 750 kilometreden geldin. Samsun benim geldiğimde 870 kilometre. İşte o yüzden yaşlı olduğun için olabilir. Artık biz genç olduğumuz için yolları yakınlaştırdık. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Tekrardan hoş geldin. Efendim biz normal konseptimize dönüyoruz. Haydi bismillah biz başlıyoruz. Future.
bir sevdadır Karadeniz. Yola çıktık ve 13 sene ekranlarda olduk. Daha sonrasında sosyal medya üzerinden. Allah razı olsun. Dostlarımız dedi ki sen çek. Ve bunlardan bir tanesi de Ladik Federasyonu, Salur Derneği, Tamsun Çarşamba İstiklal. Onun haricinde Samsun Hürriyet Beldesi, Trabzon Dernekler Federasyonu gibi birçok dostumuzun dernek başkanlarının desteğiyle yaklaşık 9 aydan beri de programlarımızı internet üzerinden, sosyal medya üzerinden ekrana taşıyoruz. Düşündük dedik ki bir tane de Karadeniz'in değerlerini gurbete çıkmış, iş dünyasına girmiş insanlarla kısa da olsa röportaj alalım, yapmış olduğu işleri ekrana taşıyalım. Malum alt bantları olacak, telefonları olacak. Hemşerilerimiz, burada mikro milliyetçilik yapmayacağız. Burada programın adı Bir Sevdadır Karadeniz olabilir ama biz tüm Türkiye genelinde bizim programımızı düzgünce, yani çünkü o programın altına benim imzam varsa tabii ki kurumları da çok iyi seçmem lazım. Güvenilir kurumlar olması lazım. Herkese mikrofonumuz, kameramız açık olacak. Ve en çok güvendiğim insanlardan bir tanesi sevgili Murat Salurlu. Ben Murat kardeşimi Ladik Federasyonu ve Salur Derneği'nden tanıdım. Daha sonra iş dünyasındaki yapmış olduğu başarılı işleri gördüm. Az önce görsellerde de görmüş olacaksınız ve programın devamında da yapmış olduğu işleri ekrana taşıyacağız. Abartmıyorum. Şimdi bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama gelen tüm araçlar son model. Hatta ben az önce söktüğümüz aracı ilk defa gördüm. Allah işlerinde başarılarını daim etsin. Çünkü fazla konuşmayacağım. Ben sevgili Murat'a mikrofonu uzatacağım. Murat Salurlu. Kardeşim, önce seni bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldin Ahmet abicim. Her daim olduğu gibi yine beraberiz. İsmim Murat Salurlu. Samsun Ladik Salurköy Dernek Başkanıyım tabii. Aslım özüm orada. Ladik Federasyonu'nun da genel sekreteriyim. Ayrıca diğer federasyonlarımızda Samdefte'de yönetim kurulunda görev alıyoruz. Bunun ziyadesiyle beraber 2006 yıldan beri sizin de bahsettiğiniz gibi otomotiv sektörüne giriş yaptık. Genelde ladiklerimiz hep parkeci olurdu. Evet. Biz de farklı bir kapıdan da devam edelim dedik. Çünkü ladikli gençlerimiz ve gerçekten çok güzel yerlerde çalışan insanlarımız var. Bunların arasında o vardı aslında. Yani parkecilik çok doğru bir yere değindin. Çünkü bütün etkinliklerde ağırlık sponsor evet, parkecilerdi. Evet. Tam onu soracaktım. Otomotiv sektörü. Tamam otomotiv sektörüne girdi ama bu kadar güzel çevreyi genişletip yine söyleyeceğim üst düzey araçları iş yerine alabilmek bunu soracağım. Nereden aklına geldi ve kaç yaşında başladın? Ben başladığımda işe 22 yaşındaydım. 2006 yılında başladım bu işe. Toyota bayisinde başlayıp Opel'de devam edip ve 13-14 yılda Doğuş Otomotiv'de final yaptık. Bu kadar arabanın ve kaliteli arabanın gelmesi bir çalıştığım insanlarla, kaliteli insanlarla çalıştık ve kaliteli markalarla çalıştık. Bu bir. İkincisi işimizi her gün yenilik katarak devam ettik. Ben öğrendim bittim değil. Her gün bir şey öğrenip, her müşterimizle ilk defa gelmiş gibi muvaffakat gösterip samimiyetimizle ve tecrübemizle bugüne kadar geldik ki bugün Bağcılar'da dükkanımızın lokasyonu. Lokasyonumuzun bahsettiğim gibi Bağcılar'da olmasına mütevellit. Güzel araçlarımız, müşterilerimiz sizi bildikten sonra, güvenini, samimiyeti kazandıktan sonra ve tecrübeyi bildikten sonra buraya geliyor. Ve bunun gelmesinin sebebi de gelen müşterilerimiz sağ olsun Google'da ve yorumlarda İstanbul'da Avrupa yakasında birinci yoruma çıktı şu anda. Beğeni ve tecrübede müşteri memnuniyetinden dolayı. O yüzden referanslarımız gelen müşterimiz ikinci müşteriyi getiriyor. Ki zaten bizde birinci müşteri ikinci müşteriyi getirmezse büyük bir kayıptır. Bunda öne çıkıyoruz. Ve kaliteli malzeme kullanıyoruz. Kaliteli içerik yapıyoruz. Ve çalıştığımız insanlar hiç yabancı değil. Hep kendi kuzenlerimize, yeğenlerimize çalışıyoruz. Evet, şimdi işi bildiği için efendim 6 seneden beri, 7 seneden beri beraberiz. Mikrofonu uzatırım.
gerçekten iş öğrenmiş. Bana soru hakkı bırakmıyor. Ben az önce şöyle bir şey diyecektim. Normalde mikro milliyetçilik yapmıyoruz ama sevgili Murat'ın yanında kardeşi olmak üzere kuzenleri, yeğenleri çalışıyor. Ama buradaki amaç, benim tahminim söylüyorum, işi iyi öğretip aynı kaliteyle devam ettirmek diye düşünüyorum. Bir de Murat'ımın yüreği gibi sofrası da çok geniş. Sabahleyin açılışı tamamen sıra dışı yapmıştık. Yeni tanışmış olduğu ve yeni araçların da buraya geleceği bir arkadaşlarımızla konuştuk. Evet, çok dün müşterilerimiz başka bir müşteri referansıyla beni aradılar. Telefonla görüştük. Dedim sabah bekliyorum sizi dedim. Hiç konuşmadık. Daha önce görüşmedik. Sağ olsun sabahleyin benden önce dükkana gelmişlerdi. Dedi kahvaltı yapacağız dedim. Kahvaltıyı dedim, bekleyeceğiz biraz beraber yapacağız dedim. Çok memnun kaldılar. Çok da samimilerdi. O samimiyet insanları daha çok gönlüne hitap ediyor bence. Araçlardan ziyade. Biz de burada beraber, kardeşime beraber çalışıp ortağımla Ersan Salur ile beraber. Birimiz geldiğimiz zaman işte devam ederken kesinlikle görmemiz gerekiyor ki Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde buyuruyor diyor ki gelen misal 9 nasiple gelir, birini götürür, 8'ini bırakır diyor. Biz de bundan yola devam ediyoruz ki Rabbim de ona göre karşılığını verir inşallah. Sabahleyin bismillah dedik, dükkanı açtık. Evet. Akşama kadar yapılan işlem nedir? Sabahleyin dükkanımızı bismillah dedik açtıktan sonra ilk önce bir gün önce biten araçlarımızın kontrolleri yapılıyor. Randevuya gelecek araçlar gelip gelmeyecek tekrar teyit ediliyor. Çünkü bir gün öncesinden de teyit ediyoruz. Bunlar yapılıyor. Onunla beraber kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra o günün programı belirlenmiş oluyor zaten 2-3 gün önceden. O gün araçlarımız bitirilip ertesi gün programlar biz yapılırken diğer işlemler de devam ediyor akıcı olarak. Günübirlik arada gelen filmlerimiz oluyor. Tek kaputlarımız oluyor. Minimum onarılması gereken araçlarımız oluyor. Bunlar aradan çıkartıyoruz. Akşama kadar bu şekilde dinlenerek, çalışarak, eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Hemen bir şey daha muziplik yapıp hatırlatacağım. Efendim sabahleyin 9.30'da kahvaltı yapılıyor. 10'da öğleyin yemeğinin siparişi veriliyor. Yani o kadar güzel, o kadar az önce dedi ya aile ortamı, kendi insanlarıyla çalışıyor. Yani burada çalışmak gerçekten ayrı bir zevk olsa gerek. Murat'cığım, internet üzerinden ya da telefon olarak Prestij Otomotiv'e insanlar, gerçi telefonun az önce de geldiği gibi biliyor insanlar ama yine de bunu bir tekrarlayalım. Instagram adresimiz prestijotomotiv.com.tr, www.prestijotomotiv.com.tr'de internet sitemiz var. Buradan bize ulaşıp randevu oluşturabilirler. Kendi numaralarımızdan Google'dan ulaşabilirler. Ulaşmak için 3 tane tabii ki seçeneğimiz var. Bunlardan yeni müşterilerimiz geliyor. Bizim gerçek müşteri potansiyelimiz işlemi yapıp da teslim ettiğimiz araçlarımız 2. ve 3. araçlarını göndermeleridir. Biraz önce müşterimizle de görüştüğünüz gibi biz sadece internette tanıştık müşterimizle. 9 tane arabasını kaplattı bize. Sağ olsun o bizden memnun kaldı. Biz de ondan memnun kaldık. Bu şekilde devam ediyor zaten. Bu ara isim vermeyeceğim. Türkiye'nin öncü gazetelerinden bir tanesinin de burada 8. Gazetenin ismini vermeyeyim dedim. Genel koordinatörüydü. İnternette tanıştığımız gibi getirdi aracını. Memnun kaldı işiyle beraber. Şu an 8. aracını bıraktı. Bize bıraktılar. İnşallah devamı da gelecektir. İnşallah. Murat'ım biraz sonra çıkacağım. Tabii ki Ersan'la röportaj almak biraz zor olacak. Pikniklerde ya da tweetlerde de zorlanıyorum. Söz verdim. Eğer hoşuna gitmese yayınlamayacağım dedim. Kardeşim benim sözüme güvenmeyin. Bunu biraz sonra göreceğiz. Eminim güzel bir program çıkacaktır. İş dünyası. Yanında dernekçilik. Tabii dernekçiliği şu an konuya dahil etmek istemiyorum ama senin aktif, hareketli, hızlı ortamını sosyal medyadan takip ediyorum. Mesela bu pazar günü zaman zaman kurtları dökmek lazım diye güzel bir oyunum vardı. Çok da güzel oyun stili var. Yöre oyunlarını çok iyi oynuyor. Bu kadar yoğunluk arasında ve bir de bu kadar iş yoğunluğu arasında tamam gençsin ama düşündüğün zaman yorulduğunu hissediyor musun? Ben yorulduğumu şu ana kadar hissettiğim olmadı. Çok şükür. İşimle zaten çoğu insan sosyal medyadan gördüğü zaman diyor ki işte sen sadece geziyorsun, çalışıyor muydun sen diyor. İşin aslında öyle değil. Saat 8'de biz dükkana geldiğimizde
8'den akşam 7'ye 8'e kadar tekrar yoğun bir şekilde çalışıyorum. Gün içinde programlarımı yapıp akşam geri kalan dernekle ya da işte hemşehrilerimizin düğünü, nişanı, sözü bunlara dahil oluyoruz ki yaşımın genç olmasına rağmen 27 tane kız istemek nasip oldu bana. İşte gelecektim. Boş durmuyor. Bir de yuva kuruyor. Gerçekten kendi ailesinin içine girdiğim için çok iyi biliyorum. Gelinlerimiz abi dedikçe ağzından abi çıkar. Bu da kızım dedikçe kızım çıkar. O kadar yani iş yerindeki samimiyet, aile içerisindeki sıcaklık gerçekten birbiriyle o kadar güzel örtüşüyor ki. Rabbim her aileye böyle huzur, böyle mutlu yuvalar nasip etsin. Peki Murat Sanurlu'yu ne zaman evlendireceğiz? İnşallah gönlüme. Yani 28 tane istedin, 29'u da Sanurlu'ya mı istedin? Bilmiyorum. Her gittiğim yerde bunu söylüyorlar zaten. Nasip olursa, Rabbim kimi nasip ederse ki gökte nikah kıyılmadan yerde nikah kıyılmazmış. Nasip olursa bir gün inşallah onu da istemeye siz gidersiniz. Vallahi hiç gerçekten çok da güzel olur. Bunu zaman zaman dile getiriyor. Bu program içerisinde Murat'ın evlilik olayı yoktu. Kız isteme olayı olunca dedim ki ya evet ya bence tabii duyurmuyoruz. Çünkü belki gelecek gelinimiz Murat'ı bizden koparır diye. Yok. Bence evlenme ya. Yok yok. Herkes öyle diyor. Benim evleneceğim kişi de benimle aynı enerjide olması gerekiyor. Hani insanlara gerçekten şöyle zor bir toplumdayız. Düğünlerimizde, cenazelerimizde, muhabbetlerde, aile akraba ilişkilerinde gerçekten oturup muhabbet edip arayı bulacak bir büyüklerimiz, eski büyüklerimiz yok. Bunlara kesinlikle örnek olmamız gerekiyor ki evlilik boşanmalar artıyor ki bunun en büyük sıkıntılarını ben de yaşadım daha önce. Bunlara sebep olmadan destek olmaya çalışmamız gerekiyor büyüklerimize. Ki benim evleneceğim kişi de benimle beraber sıkıntısı olan ailelere gitmesi gerekiyor, düğüne gitmesi gerekiyor. Hani her konuda yardımcı olması lazım. Biraz önce dediğin gibi yoruluyor musun? Yorulmuyorum. Bir pazar günü, bu pazar günü 6 tane programım var. Kahvaltıda sabah namazından başlayıp kahvaltı akşam yası ya da 9-10'a kadar devam eder. Ama yorulmuyorum. Beni gece 12'de bir daha arasan Murat bir kardeşimizin evli sıkıntısı var ya da cenazesi var ya da bir gitmemiz gerekiyor desen gidebilirim yani. O yönden enerjim bitmiyor çok şükür. Buna göre de hareket etmek lazım. Samimiyet ve doğru kalpli olduğum zaman Rabbim de bütün hepsini yollarını açıyor. Hem maddi hem manevi. Hepsini açıyor zaten. Peki, zaman zaman böyle güzel tatlı esprilerle karşınızda olacağız. Ben yine prestij otomotive geleceğim. Evet. Günümüz şartlarında ekonomide ciddi sorunlar evet. var. Ve sanırım senin de yapmış olduğun işlemler, araçlar Euro üzerinden devam ettiği için ister istemez bu ekonomi yansıması ciddi anlamda fazla oluyordur. Bu krizde işlerde bir gerileme ya da şükür Allah'a diyebileceğimiz ya da günümüzün ekonomisini iş sahibi olarak sorarsam. Bizim şu anki bir sene, bir buçuk senedir ülke olarak ciddi bir darboğazdan geçiyoruz. Faizlerin yüksek olması, insanların paralarını dolara değil de altınla beraber faize yatırması demek ciddi piyasada iş kaybı demektir. Bütün sektörlerde ciddi şekilde iş kaybı var. Ama bununla beraber bizim işimiz de araç kaplama işi biraz lükse kaçıyor. Kasko değil, sigorta değil, zorunlu, illaki zorunluluk değil. Bizim yaptığımız araçlar da üst segment olduğu için insanlar arabalarının değerini biliyor. Korumaya bakıyor. Gayret gösteriyorlar. Bizi de tabii ki etkiliyor. Ocak, Şubat aylarında bizim kaplamalarda yağışlar ve kış ayları olduğu için normalde stabil geçer. Lakin araç satışları olduğu sürece bizim işlerimiz de durmuyor. Yeter ki kaliteli yapın. Lakin bir buçuk senelik biraz önce dediğim gibi ciddi bir ekonomi darboğazdan geçiyoruz. Herkes parasını harcamamak için tutuyor. Belli bir sınıftaki insanlarımız. Bunun için de kaliteyle beraber insanların işin açılması gerekiyor. Önümüz yaz, malum bayramlar geliyor ki önümüzde de Kurban Bayramı var. Bu da bir külfiyetli bir bayram yani kurban kesmekle ilgili. Bir de biz Karadeniz olduğumuz için %90 bayramlarımızı memlekette geçiriyoruz. Burada geçirmiyoruz. Bu da giden insanlara ciddi bir maddi bir güç oluyor. Bununla beraber ama çalıştıktan sonra bence inşallah bugünlerde yakın zamanlarda geçecektir. Ekonomik şartlarımız iyi olduğu zaman her insanımız herkes araba alsın. Ama ihtiyacı olan arabayı alsın. Araba işi yapıyorsa araba işi yapsın. Mobil işi yapıyorsa mobil yapsın. Ama beyaz eşya yapıyorsa beyaz eşya. Herkes kendi işini yapsın. Çünkü arabadan anlamayan insanlarımız araba satışı yaptılar. Arabaların fiyatları yüksek Mevla'ya çıktığı zaman da niye bu araba böyle dedi. Çıkartan biz olduk.
İşten bahsediyoruz, işte piyasada işsizlik var diyoruz ama çalışacak personel bulamıyoruz. O yüzden biz kendi personelimize çalışıyoruz. Şu an benim kendi çevremde böyle ciddi güvenilir, çok iş arayan insan var. Ama gençlerimizi yetiştiremiyoruz. Okusun dedik, okuttuk ama meslek sahibi yapmadık. Benim acizane, ben 40 yaşında bir kardeşler olarak söylüyorum izleyenlere ya da dinleyenlere, takip edenlere. Kesinlikle ortaokulu, liseyi okusunlar, üniversiteyi de okusunlar ama muhakkak meslekte çalışsınlar. Bence meslekte değil de meslekte kendini yetiştirip para kazanan insanlar 2 sene 3 sene sonra okumuş bir yere gelmiş insanlara daha fazla para kazanacaklar. Murat'ım, şimdi normalde yasal olarak trafikte herhangi bir yasağı, herhangi bir kısıtlaması yok film kaplamanın. Sadece camlarda galiba, doğru mu? Camlarda 1 ve 2 numara önlükü kapı camlarına yaptığımız zaman trafikte ve muayenede sorun yaşamıyor. Arka camlara 2-3 numara yapıyoruz. Aile olduğu için, çocuk olduğu için ya da iş yeri sahipleri çantalarını, laptoplarını ya da maddi değerleri koydukları için. Evet. İş yapan insanlar alet edevatları arabanın bagajında ya da arka koltuğunda görüntü zaman hırsızlık olabiliyor malum şartlarda. Buna karşı sıkıntı yaşıyorlar. Ama 2 ve 3 numara filmlerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ki şeffaf kapladığımız araçlarımızda da trafikte muayenede herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Sadece renk değişimi yapılırsa, örnek veriyorum siyah arabayı beyaz yaptıysak bunu da biz fatura kesiyoruz. Muayenede, kontrol tespit muayenesinde rengin değiştirdiğini beyan ediyorlar. Kaplamayla renk değişimi yapabiliyor musun? Tabii. Mavi arabayı siyah yapabiliriz, sarıyı kırmızı yapabiliriz. Yani kabortası deforme olduysa ya da boyası deforme olduysa bunu değiştirebiliyoruz. Biz de fatura mukabilinde muayenede değiştirebiliyoruz. Ruhsatta rengi değişmiş oluyor arabanın. Değişmeden kullanıldığı zaman trafikten aracımız men olur. Ama fatura normal. Tabii ki fatura. Tabii. Uygun. Fatura ve muayene. Ne kadar güzel. İkisini beraber yapıyoruz. Onun haricinde trafikte sorun yaşanmıyor ki kaplamanın esas faydası da bu. Milyonlarca para veriyoruz, araba alıyoruz ki sizin de gördüğünüz gibi maddi değerleri yüksek bir arabalar çizilmede, kuş pisliğinde, kılcal çiziklerde ya da herhangi bir dışarıdan bir boya, çimento yağması ya da zift yağması aracın boyasına ciddi zarar veriyor. Bunda biz kaplama yaptığımız zaman bu kaplamayı söküyoruz. Lokal olarak da sökebiliyoruz kaput ya da tamponda tek parça olarak. Söktüğümüz zaman altı tertemiz. Aracı kullandınız 5 yıl, kaplattıktan sonra 5 yıl kullandınız. Sapmaya kalktığınızda kaplamayı söküyoruz. Altında herhangi bir yapışkan, kimyasal bırakmadan tertemiz söküyoruz. Ve arabanın değeri 10 liraysa 12 bin lira oluyor. Peki, onu soracaktım. Mesela kaliteli bir kaplama kaç yıl ömrü var arabada? Biz yaptığımız kaplamalarda 2 yıl garanti veriyoruz. 5 yıl sonra Türkiye şartlarında müşterilerimize kaplamayı değiştirmesini tavsiye ediyoruz. O da nedendir? Yıkamalara gidiyoruz. Yıkamalarda yıkama köpüklerinin içine asit, M600 dediğimiz sentetik tinerlerden konuluyor. Daha çok kir çözsün diye. Bu da arabanın kaplamasına ve diğer aksamlarına zarar veriyor. Çok uzun süre kaldığı zaman sıcaklarda, örnek veriyorum Antalya'da, Urfa'da, Güneydoğu'da ya da İstanbul şartlarındaki sıcaklarda vernikle ödeşebiliyor. Ödeştiği zaman da çıkarması zor oluyor. Biz 5 yıl sonra çıkarılıp yenilenmesini müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Son bir sorum. Çünkü şu an içi de rahat etmiyor. Aklı işte. O yüzden fazla tutmayacağım. Ama burası benim yerim. Gerçekten kardeşimin yeri. İstediğim zaman gelebileceğimi bildiğim için yine geleceğiz inşallah. Hatta ben de programın ilk bölümü olduğu için eksiklerimi görmüş olacağım. Bilmiyorum bunu sormam doğru mu ama ortalama bir aracın kaplamasının fiyatı 3 aşağı 5 yukarı belli mi? Binek araçlarımızda 35 bin liradan başlıyor. Tabii ki marka değerleri de değiştiriyor bunu. Bizde metraj önemli. Bazı bizim işleri yapan meslektaşlarımızda şöyle bir algı oluşuyor. Aracının modeli soruluyor. Mercedes mi? Ya da Audi mi? Buna göre değer biçiliyor. Bizde buna göre değer biçilmiyor. Bizde aracın metrajına göre. Binek araçlarımızda 35 bin liradan başlıyor. SUV araçlarımızda, ikinci grup araçlarımızda 45 bin liradan başlıyor kaplama fiyatlarımız. Yani bunu da öğrenmiş olduk. Özellikle sormak istedim. Çünkü insanlar izliyorsa şunu diyecekti. Acaba ne kadardır diye. Efendim, sorulacak soru çok. Zaman kısıtımız var. Ve dışarıda sevgili kardeşlerime de mikrofonu uzatacağım. Kardeşlerime mikrofonu uzatmadan önce sevgili Murat'ımdan bir iki anlatmasını isteyeceğim. Sonra da kardeşlerime dönüp veda edeceğiz. Murat'ım sen de toparlarsak. Bir teknik bilgilerimizi vermek için de
Biz izlemeye devam edin. Birazdan araçların başında teknik bilgileri paylaşacağız sizlerle. Efendim, ben elimden geldiği kadar zaman zaman belki her gün, zaman zaman üç günde bir, zaman zaman haftada, belki de ayda bir, ama tüm dostlarımı, yüreğine, mesleğine inandığım tüm kardeşlerimi sizlere taşımaya çalışacağım. Teknik bilgileri sevgili Murat Salur'la anlattıktan sonra çalışan kardeşlerime de kısa kısa röportaj alıp veda edeceğim. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Evolution. Is the future. İçeride de bahsetmiş olduğumuz gibi aracımız 5 yıl önce kaplama yapılmış. Haliyle matlaşma ve sararma olduğundan dolayı malzeme aracımızı eski gösterdiğinden dolayı biz de yenileyip arabayı komple PPF'lerini söküm işlemi yapacağız. Fotoğraflarda, görsellerde izleyeceğiniz gibi bu şekilde söküp temizleyeceğiz ve aracımızı kapladığımızda ilk günkü gibi tertemiz olacaktır. Evet, araçlarımız ilk bize geldiğinde ilk önce söküm işlemleri devam ediyor. Kapı çıtaları, aynaları, nikelajları ve yazılar sökülüyor.
Söküldükten sonra aracımız sıfırda olsa üzerlerinde reçina, sarı lekeler ve olası kuş pisliklerinden arındırılıp temizlendikten sonra kaplama için hazır duruma getiriliyor. Bunun öncesinde tabii ki yaptığımız malzemeyi gösterebilmesi için ve arabanın temiz olması için kendini temizlenmesi gerekiyor. Üç aşamalı olarak temizledikten sonra biz de uygulama için içeri alacağız. Efendim, demiş olduğum gibi sevgili Ersan Salurlu, Murat Salurlu'nun kardeşi, yani bu iş esnasında bir fırsat bulabilirsem röportajımı yapacağım ama Murat Bey de az önce söylemiş olduğu gibi iş yoğunluğu söz konusu. Sevgili kardeşim, kolay gelsin. Bir yandan sen devam et. Çünkü hoş bulduk. Bunu yapıştırdım buraya. Ya aslında kolay bir işe gözüküyor. Kaç seneden beri? Abi benim 12 sene oldu bu sene. O zaman Murat'la hemen hemen aynı zamandan başladık. Aramızda 7 sene falan var. 7 sene. Evet. Ne iş yapıyordun daha önce? Daha önce de park işi yapıyorduk. O işi bırakınca mecbur abim yanında destek olarak geldik. Sonra baktık ki işi sahip olduk. Peki bir şey soracağım. Parkecilik mi? Kaplama. Severek yapıyorsun. Tabii severek yapıyorsun. En azından şeyin yok, rahatsın yani. Tozun yok, toprağın yok. Evet. Bir de titizliğini görüyorum. Bu gerçi tüm çalışan kardeşlerimde var maşallah. Yani aracı yıkarken bile abartmıyorum, en ufak ayrıntısına kadar su tutuyorlar. O konuda ben tebrik ediyorum hepsini. Abim, seni fazla zorlamayacağım. Çünkü sen gerçekten bu kadar röportaj verdin. Ben buna da şükrediyorum. Prestij Otomotiv hakkında söylemen gereken başka, belki bizim unuttuklarımız olabilir. Onları senden alabilir. O zaman şöyle yapıyoruz efendim. Biz, bak, şöhret olduğunun farkında mısın Ertan? Şu an kamerayla gizli çekim yapıyorlar. Yaparlar, doğrudur abi. Hem de kim yapıyor? Abi. Evet. Efendim. O tarafa. O tarafa bakamıyorum bile. Gerçekten sevgili kardeşimle bu kadar röportaj almak. Ama eminim, bakın, piknikte yan yana geldiğimiz zaman daha güzel bir şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Buna şükür. Yani şu an şeytan ayağını kırdık mı? Kırdık abi, kırdık. Kırdık, vallahi kırdık. Aynen abi. Fazla seni zorlamayacağım. Artık en sonunda abi yeter artık diye bunun adı ne? He, Ragle. Evet. Ragle'li beni çizeceksin. O yüzden ben sana çok teşekkür ediyorum abim. Allah utandırmasın. Bol bol bereketli müşteriler nasip etsin Rabbim. Efendim, bir iki röportajı alacağız. Ondan sonra aslında içeride veda ettik ama bir veda daha gerçekleştiririz. Devam ediyoruz. Belki bana da gençlik bulaşır diye hemen gençlerin yanına geldim. Seni tanıyorum. Adım Berkay, soyadım Uzun. Berkay, Murat'ın ne oluyorsun? Yeğeniyim ben. Yeğenisin. Evet, inşallah nasip olursa Allah'ın izniyle. İnşallah. Hep birlikte. Ben şunu anladım ki Murat, seni de tanıyalım abi. Ben Emirhan Arabacı, Murat abi Ersan abinin yeğeniyim. Yeni başladım, 2 ay oldu daha başlayalı. Burada beraber aile şirketinde çalışıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Vallahi bir şey söyleyeceğim ikinize de çocuklar. Yani sabah 9.30'da kahvaltı yapılıp onda öğlen yemeği siparişi veriliyor. Ben de çalışırım burada. Öyle abi. Biz de böyle. Çalışabilirsiniz. Kapımız herkese açık. Ha, bu şekilde devam ediyoruz. Memnunuz. İşimizden memnunuz. Çevremizden memnunuz. Aile şirketi. Yabancımız yok. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şurada bir tane yakışıklı var. Ona da gideyim. Ondan sonra sonlandıracağız. Aynen. Maşallah, ekip de yakışıklı. Kardeşim, bir tane buraya tipsiz ben geldim. Seni de tanıyalım abi. Estağfurullah. Adım Seyit Ahmet Başer. Murat abinin kuzeniyim. Bir senedir burada çalışıyorum. Beraber birlikte bu işi yapıyoruz. Mutluyuz, iyiyiz. Çalışmamız falan. Seviyor musun? Yani, İyi, seviyoruz yani. Devamı gözüküyor, evet. Yani niyetlisin. Niyetliyiz Allah'a şükür. Sağ olsunlar, bizi bu işe çağırdılar, bizi buraya. Bizi bu işi öğrettiler. Allah razı olsun hepsinden. Biz de elimizden geleni yapıyoruz onlar için. İşimiz de olsun, saygımız olsun, sevgimiz olsun. Hep birlikte güzel bir şekilde çalışıyoruz dükkanımızda. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel gençlerimiz yetişir. İnşallah bazı meslekler biliyorsunuz artık gitgide bitiyor. İnşallah biten mesleklerden biri olmaz. Tamam. Efendim, abi dedi, beni işimden etme sakın. Dedim ki ne demek kardeşim, etmem. Ben senin yanına gelir çömelirim. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Bir tanıyalım abi. İsmim Resul Ekrem Başer. 4 senedir bu işi yapıyoruz. Pires Otomotiv ailesi olarak. Beraber düzenli, güzel bir şekilde, kaliteli bir işçilik. Şu an ne aşamadayız? Yani şu anda katlama aşamasındayız. PPF kaplama yapıyoruz aynen aracımıza. Elimizdeki fönle. Ha, ben pürmüz sandım. Yok abi, pürmüz değil, bu fön.
Isıtıcı bir alet yani. Peki nasıl işi severek mi yapıyorsun? Tabii ki de abi, sevmeyerek kimse bu işi yapamaz. Bu iş incelik isteyen bir iş, kafa rahatlığı isteyen bir iş. Yani bunu çok rahat olman gerekiyor, çok sabırlı olman gerekiyor. Yani olmayan insanlar da bunu yapamazlar. Müşterilerimi de söylemek istediğin herhangi bir şey var. Abi müşterilerimiz zaten bize kendileri geldikleri buraya zaman bize söylemek istediğimiz her şeyi söylüyorlar. Araçlarına getirerek bizlere. Memnuniyet çok önemli. Bizim güven çok önemli. Yani biz buraya araçlarımız bazen geliyor, bir hafta bile araçlar burada kalıyor otoparkta. Yani yarım günlük, tabii yarım günlük bir işlem oluyor ama bir hafta araç burada bekleyebiliyor. Bakın bu da güzel, bu da güzel bir şey aslında. Yani otopark olarak da araç girebiliyorsun, geniş alan. Devam edelim. Şöyle tutayım en azından. Evet abi, hem çalışıyorum hem sen öyle tut. Olsun olsun olsun. Benim amacım kimseyi oyalamak değil. Bu daha doğal. Müşteriler daha doğal. Bekliyor abi. Evet abi, toparlayalım o zaman fazla tutmama adına. Ya abi diyoruz gibi. Müşterilerimize koşun koşun gelin yani. Bizde kaliteli iş, kaliteli malzeme. Bu, bu da güzeldi, koşun koşun gelin. Evet. Abi, koşun koşun gelin yani burada. Yaptığımız işçilik belli. Instagram sayfamıza da bakabilirler. Evet. Oradan evet. Gelen araçlara da bakabilirler. Memnuniyetler şu anda iyi yani. Aktaracaklarımız bugün buradan bu kadar. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.